Saygıdeğer halkımız, DEM Parti 50 yılı aşkın bir süredir siyasal parti tarihimizin büyük emek ve bedellerle ortaya çıkan deneyimin mirasçısı olarak mücadele geleğinin güncel adresidir. Yıllardır tüm baskı sindirme ve saldırılara karşı direnen, geri adım atmayan bir parti ve halk gerçekliğimiz var. Bugünlere hangi zorlu koşulları aşarak geldiğimizin bilinciyle devrimci mücadele geleneğimizi sürdürüyoruz. Halklarımızın büyük bedellerle sahiplendiği partisini iradesi olarak benimsediği herkesçe bilinen bir gerçekliktir. 10 yıllardır devlet aklıyla partimize karşı yürütülen antidemokratik, hukuk dışı ve faşizan uygulamaların dünyada bir benzeri yoktur. Bu kadar zulüm ve baskı bu ülkede iktidar partisi de dahil hangi partiye karşı yapılsa o partinin varlığından söz edilmeyecekti. Bu partinin ve direngen mücadeledeki başarı partimize gönül vermiş halkımızın ve partili yoldaşlarımızın tüm süreçlerde kararlı, kesintisiz ve uzun soluklu mücadele ve emeklerinin sonucudur. Bu mücadeleyi büyük özveriyle yürüten, emek veren, bedel ödeyen halklarımıza selam olsun. Bilindiği üzere DEM Parti 10 ay arayla genel ve yerel seçim süreçlerinden geçti. Yeni kurulmuş bir parti olmasına ve her türlü baskıya, siyasi soykırımlara, Kobani davası gibi kumpaslara rağmen seçim süreçlerini hazırlıklı karşıladı. Halkımız bu süreçleri partisine olan bağlılığıyla başarılı bir şekilde aştı. Gerek seçim süreçlerinde açığa çıkan örgütsel durumumuz, gerekse geleceğe güçlü ve sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için örgütsel durumumuzu güçlendirmemiz, partimizin süreci güçlü bir şekilde karşılaması bakımından bir zorunluluktur. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, özellikle AKP-MHP iktidarı döneminden demokratik siyasete karşı siyasi soykırım operasyonlarıyla hukuksuz bir şekilde siyasetçiler tutuklanmakta, ağır tecrit koşulları tutulmaktadır. Başta İmralı zindanı olmak üzere tecrit bütün zindanlara yayılmış, ülkenin tamamı açık cezaevi haline getirilmiştir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, direnişin sembolü olan Nevroz ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın mücadele ruhu ile barış, özgürlük ve eşitlik mücadelemizi yükselterek DEM Parti AMET İl Kongresi'nin startını verir, çalışmalarını başlatıyoruz. Kongremiz kararlı mücadelemizin kaynağı olacak. Bu mücadele zindanlardaki tecrit kırılana, barış, özgürlük ve eşitlik gerçekleşene dek kararlılıkla devam edecektir. Kongremiz bizlere, halklarımıza ve partimize kutlu olsun. Halklaşmış bir partinin hiçbir engel tanımayacağının bilincinde olarak halkımızla güçlü bir parti örgütü açığa çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Mücadelenin başarıya ulaşmasının olmazsa olmazının güçlü örgüt olabilmekten geçtiğini, daha önceki deneyimleri gören ve doğru sonuçlar çıkaran emek, liyakat, fedakarlık ve bağlılık ilkelerini esas alan kolektif akılla, demokratik ve katılımcı bir anlayışla başarının yakalanacağını inancıyla toplumun tüm kesimleriyle diyalog ve istişareyi esas alacağız. Orta Doğu ve dünyada kadın devriminin gerçekleşeceği inancını güçlendiren, pekiştiren Jinjian azadi felsefesiyle tarihi bir dönemde kongremizi gerçekleştiriyoruz. Kadın mücadelesi sonucu ortaya çıkan eş başkanlık sisteminin kurumsallaşmasının sürekliliği ve kadının eşit temsiliyeti, özgür mücadelemizin mor çizgisindeki ısrarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Genç başladık, genç başaracağız şiarı ile toplumun öncüsü olan gençliğin kongre süreçlerine katılımı hayati derecede önemlidir. Bu inanç ve kararlılıkla gençleri, kadınları, işçi ve toplumun tüm kesimlerini DEM Parti AMET İl Kongresi çalışmalarına güç katmaya ve oluşturulacak il örgütü yönetimine yer almaya çağırıyoruz.